Kavgalar, davalar, eylemlerle geçen yıla damga vuran Uber geri dönüyor. Erişim engelini kaldıran mahkeme Uber'in sarı taksilerle hizmet verebileceğine hükmetti. Eski Uber'ciler kararı sevinçle karşıladı, taksiciler tepkili. Uber'e erişim engeli kaldırıldı. Hadi gözümüz aydın. Ne diyelim? Mantıklı bir karar. O defteri kapamıştık, yine mi açtılar? Uber defteri yeniden açıldı. Mahkeme Uber Türkiye'de yeniden faaliyete geçebilir dedi. Geçsin tabii ya, Uber'in bir sıkıntısı yok yani. Uber ayrı bir şey, taksici arkadaşlarınki ayrı bir şey. Bu emeğimizin çalınması demek. Olmaması gerekiyor. Çünkü ekmeğimize mani oluyorlar. Uber taksici gerilimi geçen yıla damga vurmuştu. Bak bir şeyle geliyor. Camını kapat, kilitle camını... her şey. Abi yapma, gözünü seveyim ya. Dövecek misin? Bir erişim engeli vardı İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi'nin verdiği. Türkiye'de yaklaşık 5 yıl aktif bir şekilde kullanılan Uber'e 2019 yılında erişim engeli getirilmişti. Uber Türkiye'de faaliyetlerini durdurmuştu. Karar mahkemeye taşındı ve mahkemeden sürpriz bir sonuç çıktı. Kesinlikle bizim için sürpriz değildi. İstinaf Mahkemesi bu kararın yanlış olduğuna karar verdi. Benim babam taksici olduğu için kesinlikle yani güzel görmüyorum bu durumu. Zaten işlerimiz yok. Bir de Uber işin içine girerse iyice mahvoluruz yani. Mahkemenin kararı sadece taksiler için geçerli. Yani Uber o bildiğimiz VIP araçlarla hizmet veremeyecek. Müşteriler sadece aplikasyon üzerinden ticari taksi isteyebilecek. Onun gibi çok aplikasyon var. Onlar yeterli bence. Kazanç getirebilecek, yasal yollardan yapılabilecek her işlem taksicinin işine gelir. Uber yetkilileri şimdi kararın yürürlüğe girmesini beklerken VIP araçların kullanılması için girişimlerine de devam ediyor. Biz yargıya güveniyoruz. Oradan da olumlu bir sonuç çıkacağına inanıyoruz.